Hazır oluş, e, bilgi, beceri ve tutum bazında da değerlendirdiğimizde çocuğumuzun kendi yaşından beklenen gelişimsel özellikleri karşılıyor olması ve bunun yanında yine kendine sunulduğu düzeyde öğrenme yetisine, bilgiye ve kavrama düzeyine sahip olması ve bu bilgi ve becerilerini de duruma uygun şekilde kullanıyor olması durumudur. Peki çocuğum okula hazır mı? Nasıl anlayabilirim? Şimdi ilkokula başlama sürecinde bebeğinler tarafından çok sıklıkla sorulan sorulardan biridir bu. Çocuğun okula hazır oluşu birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Bir kere çocukların ilkokul öncesinde bir anaokulu sürecinden geçmeleri yani 3-6 yaş dönemindeki çocukların hem maksimum akran etkileşimine maruz kalmaları için hem ilkokul sürecine hazırlık öncesi gerekli kavramsal bilgileri edinebilmeleri için yani hem bilişsel hem de sosyal duygusal anlamda çocuğun doyurabilmesi, sağlıklı doyurabilmesi açısından yararlıdır. Çocuğumuz okula hazır mı dediğimiz zaman öncelikle belki yaşa bağlı olarak bilmemiz gereken bir birkaç nokta var. Çocuğumuzun kronolojik yaşı tam olarak ne? Bu önemlidir okula hazır oluşla ilgili prosedürel olarak baktığımızda yaşa bağlı bazı kriterler zaten halihazırda vardır ve bunlar her ülke içerisinde farklı olabilirler birbirlerinden. E bizim ülkemiz olarak baktığımızda ele aldığımızda da ki sene içerisinde bunda bu kriterlerde değişiklikler, iyileştirmeler yapılabilir. O nedenle son güncel olan süreci Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden takip ediyor olmak lazımdır. Şu an için geçerli olan yaş kriterlerine baktığımızda ilkokul dönemi için Eylül ayının sonu itibariyle 69 aylık olan çocukların okula kaydının yapılması beklenir. 57-68 ay arasındaki çocuklar için de anaokuluna kayıt yaptırılabilir. 66-68 ay arasındaki çocuklarda da çocuğun ilkokula başlangıcının uygun olduğu düşünülüyorsa velinin onayıyla ile başlatılabilir tabii burada e, çocuğu başlatma okula bir an önce başlatıyor olma e, durumunun neden olduğuna da bir bakmak lazım. Değerlendirilmelidir. Çünkü bazen heyecanlı olma ebeveynlerde çocukların bir an önce okul sürecine adım atmasına istekli olma durumu yaşanabiliyor ve maalesef bu durum bazen çocuk için erken atılmış bir adım da olabiliyor. Çocuk yaş olarak 69, 70, 71. ay civarında olmasına rağmen gelişimsel kriterleri karşılamadığı düşünülüyorsa ve okula hazır olmadığı ile ilgili bir görüş varsa da uzman görüşü alınmalı ve bir uzmandan rapor alınarak ya ilkokula başlamanın ertelenmesi veya anaokulunun tekrarına karar verilme süreçleri olabilir. Peki kronolojik olarak yaşı bir kenara alıp yaştan bağımsız nelere bakacağız? Nasıl değerlendireceğiz ve çocuğun okula hazır olup olmadığına bakacağız. Özellikle en başta değerlendirilmesi gereken kıstas çocuğun bakım veren, verenden uzak olacağı bir ortamda kendini minimum destekle idame ettirip ettiremeyeceği durumlara bir bakılmasıdır. Yani bu çocuk yalnız kalabilecek mi? Bakım verenden ayrılabilecek mi? Sağlıklı bir şekilde ayrılmayı yaşayabilecek mi? Bunun yarattığı anksiyete ile baş etmeye hazır mı acaba? Kendi başına öz bakım becerilerini yerine getirebilecek düzeyde mi yoksa burada fazla destek mi alması gerekiyor bir bunlar e, incelenmelidir. Ebeveynler bazen bazı şeyleri çocuğun kendisinin yapmasına izin vermedikleri için çocuk o zamana kadar bazı şeyleri hiçbir zaman kendisi yapmamış olduğunu görüyorsunuz. Ama yapmayışın altında yatan asıl sebep söylediğim gibi aslında gerekli imkanın çocuğa sağlanmamış olması oluyor çocuğun kendi yapabileceği ihtiyaçlarını ebeveynlerin gideriyor oluşuyor çocuk çocuğun ilkokul döneminde evet hayatını belki bir parça zorlaştırabilir beceriyi öğrenmesi biraz gecikebilir ama okula hazır olmayış biraz daha bu becerileri yapmamak değil yapamıyor oluşla ilgili bir kavram o ikisi arasında bir fark var buna dikkat etmek lazım. Bilişsel alanı yani çocuğun algılaması, akıl yürütmesini değerlendiriyor olduğumuzda yaklaşık olarak 6-7 yaşına gelmiş bir çocuktan bahsediyorsak eğer yaşa bağlı olarak kazanmış olduğunu düşündüğümüz bazı kavramsal bilgiler vardır. Mesela işte çocuk şekil bilgisi, yer yön algısı, miktar, boyut gibi kavramsal bilgilere sahip mi? İşte eşleştirme, benzerlik bulma veya farklılıkları bulma gibi çalışmalarda nasıl? Yeni sistemde buna belki ses tanıma ve sayıları biliyor olmayı da ekleyebilirsiniz çünkü artık okulunda da bu tarz çalışmalara geçildi baktığınızda. El göz koordinasyonu ne düzeyde? Buna bağlı bir değerlendirme yapılması yerinde olacaktır. Şimdi ilkokul demek baktığınızda okuma yazma becerilerinin kazanıldığı süreçtir. Yani masa başında yazma, çizme, kopyalama işlemlerinin artacağı bir düzendir. İnce motor becerileri ele aldığımızda acaba çocuğumuz uzun süreli kalem kullanımına hazır mı? Yani düz veya eğik çizgi çizme. Sınırlı boyama yapma, makas kullanma, şekil kopyalama gibi becerileri yerine getirebiliyor mu? Bir değerlendirmek lazım. Okuma yazma sürecine geçerken bir diğer önemli kıstas da çocukların dinleme ve konuşma becerileri yine yeterli düzeyde gelişmiş mi acaba ona bakmak. Çocuğun dil gelişim seviyesi yaşından beklenen düzeyde mi acaba? Kendisini bakım veren olmadığı bir ortamda yeterli şekilde ifade edebiliyor mu? alıcı diline baktığımızda yani çocuğa verilen yönergeleri çocuk algılayabiliyor ve uygulayabiliyor mu? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor ve yaşla uyumlu mu ona bakılmalı. Sınırlar ve kurallarla yapılandırılmış bir çerçeve içinde kuralları bilip anlayıp kurallara uygun davranabiliyor mu çocuk? Dikkat süresi yani masa başında kalma süresi birinci sınıf beklentilerine uygun mu? Yine baktığımızda bakım verenin denetiminin olmadığı bir ortamda Uyum problemi yaşamadan var olma kapasitesine sahip mi? Bakılması gereken diğer alanlardır. Bunlarla ilgili herhangi birinde veya birkaçında eğer bizim ebeveynler olarak soru işaretimiz varsa e, o zaman çevremizde çocuğumuzu uzun yıllardan beri belki takip eden bir uzmanımız, doktorumuz, çocuk doktorumuz veya eğitimcimiz varsa onların sürece dair görüşlerini de bir almak veya konuyla ilgili bir uzmana danışmak bize çocuğumuzla ilgili doğru değerlendirme yapmamız ve doğru değerlendirmeler ve yönlendirmelerle çocuğun doğru süreçte okula başlaması için önemli olacaktır.